Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yemek yapacağız. Hemen iftar hazırlığı. Bunu kızım istedi bugün. Fırında kaşarlı mantar. Çok basit ve çok pratik. Hemen marketten aldığımız mantarları suda yıkayacağız. Ama mantarlarımız böyle iri olması lazım. Yani küçük mantarın içine kaşar girmez. Yani bu şekilde iri ve taze olması lazım. Buna dikkat edeceğiz alırken arkadaşlar. Çok kararmış olmaması lazım. Taze olması lazım. Bugün pazara gitmedim ben. Marketten aldım. Pazar da vardı aslında ama hava sıcak malum oruç ayı. O yüzden market yakın olduğu için marketten aldım. Genelde pazardan alıyorduk yani. Şimdi arkadaşlar mantarları çok güzel şekilde yıkamamız gerekiyor. Yani bu mantarların nerelerden, hangi aşamalardan geçtiğini bilmediğimiz için kesinlikle çok güzel yıkamamız lazım. Elimizle ovuştura ovuştura bu şekilde bol suda yıkamamız lazım. İyice temiz olana kadar. Şu şekilde hiç karartı kalmaması lazım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar bu arada evimizin yakınında inşaat yapılıyor. Sürekli keser sesleri taktuk. Kusura bakmayın yani bizden kaynaklanan bir ses değil. Kapıları camları kapatıyoruz ama çok yakın olduğu için yine de aşırı derecede ses geliyor içeriye. Böyle arkadaşlar bakın şöyle tertemiz yıkadık mantarlarımızı. Hepsini bu şekilde yıkayalım. Mantarları yıkadık, tertemiz. Şu şekilde sapını koparıyoruz. Şöyle boşluk yeri yukarıya gelecek şekilde bir borcama sıralıyoruz. Evet. Saplarında küçük parçalar halinde içine bölebilirsiniz arkadaşlar. Evet, saplarını dörde böldük. Saplar kalın olduğu için geç pişecektir. O yüzden biraz küçük parçalı ayırmamızda fayda var arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle hafiften biraz zeytinyağı gezdirelim üstlerine arkadaşlar. Evet, biraz tuz ekiyoruz üzerine. Şöyle. Biraz kaşar kaşarı kuşbaşı şeklinde parçalara bölelim. Kaşarı bütün olarak içlerine yerleştiriyoruz. Şu şekilde hazırladık. Üzerine şöyle yarım çay bardağı su serpiştiriyoruz.
Evet, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika mantarlarımızı pişiriyoruz. 20 dakika doldu. Sanırım kızımın mantarı olmuştur artık. Bir bakalım. Mantarımız tamamdır. Evet, mantarımız hazır artık. Şöyle üzerine biraz pul biber de ilave ettiğimizde yemesine doyum olmaz. Afiyet olsun. Mantarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bizi takipte kalın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.